Siz de yapın, susuyor bir an sonra bak. Kusura bakmayın. Sesi daha beter oluyor. Dobby. Zaten bizim eğitmen de yapmayın diyordu ama. Eğitmeni dinleyelim, eğitmenimizi. Oğlum dur. Tamam, sen niye bağırıyorsun? Oraya çıkmış mı? Ben okuyayım. Küçük enişte dur. Öyle tamam. Hanımcı erkek maşak güzel gibi sanki. Olur. Türkünün tamam, de hoşlandığı tipte şeyler var. Aslında bu şekilde var. Bana sallama arkadan. Maço evet. Seviyorsun maço. Hepimiz sağ kayalım peki sağ hayatım. Mı? Sen kaysan akıncığım. Üç kişiyiz de biz hani. Kanka benim zaten bir ayağım dışarıda kanka. Ay lafla bir lafla. Ayağım. Ay, İçeride ay, kanka. Ay, ben şöyle mi kanka? Bol küfür bol şey. Bir de bir bağırsanıza korsanıza bakayım. Ay. Ay. Bu çok canım çekti ama. Götür ye ya, götür. Ye. Hiçbir şey olmuyor. Bozdu şeyle. Allah yar ve yardımcın olsun. Ben okuyayım. Daha. Özür dilerim. Bizi mi? Beni mi bekliyorsunuz? Beni bekliyorsan bana işaret çak aşkım. Başlayayım mı? Bira çok yanlış bir karar oldu Aslı'ya. Açıyorum. Ulan bir tane içti lan. Bırak. Bir buçuk. Bu ve sesimi duyan herkes. Toksik ilişkiler hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Ben Melih. Bayağıdır bunu demiyordum. Bravo! Sonunda bir erkek fikri duyacaksınız diyecektim. Arkadaki erkekleri unuttum. Neyse. Sonunda bir erkek geldi mi programa? Evet. Oha. Çok iyi. Bayağı gurur duydum yalnız bu arada. Biz de çok mutluyuz. Bu perspektifi de duyacağımız. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Linçlemeye girin. Hala yani. Ben alıştım ya. Hiç sallamıyorlar. Erkekten sallamıyorlar. Ya. Yanımızda bir de kim var? Kim var? Ben varım. Bir de işte Özgür, Leonat var. Devam ediyoruz. Ne konuşuyoruz Öykü Hanım? Maçoluk versus hanımcılık konuşuyoruz. Hadi bak. Hangisini seversiniz, siz nesiniz falan diye. Bir erkek konusu seçtik diye cinsiyetçilik yapmayacağım. Ben maçoyum mesela falan diyorum. Ben maçoyumdur herhalde. Buyurun. Bence de cevap çok belli. Ben aslında şunu söyledim. Cevap çok belli. Bunda neyi bu kadar konuşacağız diye ben merak ediyorum bir bölüm boyunca. Hanımcılık her zaman kazan diye biliyorum ben. Öyle diyorsunuz. Öyle biliyorum. Hani sizin bu konuda farklı belli ki farklı perspektifiniz var belli ki. Benim bildiğim Öykü Hanım maço seviyor. Vallahi şimdi maço var. Burada bir karıştırma yaşıyoruz. Evet. Bunu söyledim ben. Hanımcılıkla maço bir spektrumdur. Maçonun erkosu yani hanzosu değil. Kültürlü evet. Maço seviyorum ben. Nasıl yani? Ya eğitim görmüş. İşte böyle biraz... Ay daha kötü. Allah'ım şey eğitimi hayvan. Ay. Anlatsana biraz. İşte böyle hani görgülü maço. Ne diyor mesela? Aşağı inden demiyor da. Bir anlatsana. Nasıl bir tip? Bizim gözümüzde canlansın. Anlatsana bir. Ne giyiyor mesela? Ya. Kolları kıvırıyor. Hayır ya o kadar değil ya. Nasıl? Açık. Böyle özgüven saçacak. Enerji saçacak böyle. Makas ayakkabı giyiyor mu? Hayır. Şey peki pantolon, ayak gözüküyor, çörap yok. Niye tip? Çünkü maçolarda öyle bir... Şekecilik yapıyorsun. Var ama öyle bir şey ama. Ama şekecilik yaptın şu an. Var ama bir şekli var. Hayır yok. Yok mu maçonun yok. Şekli? Yok. Maço spektrum. Ben sana çok güzel giyinen maço okumuş, gösteririm. Okumuş şekilsiz maço. Tehlikeli bir kombinasyona karşı karşıyayız. Tam kafamda canlanmadı. Biraz anlatsana. İşte böyle ya biraz film karakterleri gibi. Yani seksi, özgüvenli ama böyle hani seni de kollayacak. Böyle kolunu da atacak böyle bir at diye yapacak. Evet. Sanki öpüyor. Sanki benim sevgilim olacak. Öpüyor. Sen hanım bir dakika hanımcı dedi. Şeyma katılıyor musun? Hanımcı mı? Şeyma, öyle ya. Doğruyu söyle. Ya hanımcı denemez de kibar bir beyefendi. Hanımcılık ne demek? Hanımcılık yani böyle birazcık hanımım evde dırdır etmesin. Hanımımın istediğini hediye mutlu olam. Kafam şey olmasın gibi bence. Yok o zaman hanımcı değil. He o zaman maho. Bir dakika. Bak hanımcı ve maço spektrumda neredeyim sence? Nereye daha yakınım sence? Ortadasın. Ortadayım. Ne öylesin diyor, ne böylesin diyor. Yani ağzından hanımım ne derse o diye bir cümle çıkıyor mu? Çıkar ama dalgayla karışık söyler. Ama çıkar. Ama dalgaymış. Bilmiyorum mesela o Natal hanımcıdır. Net. Ama net hanımcıdır. Ağır. Katıksız hanımcıdır. Ağır. Arada hanım, değil. Şu an hanım böyle diyorsa doğrudur. Arada değil kanka net. Yani biz zaten seninle aynı fikirdeyiz genel olarak. Hanımcı erkeğe okeysin zaten okay. Sen belli ki. O zaman burada belli bir burada bir şeyimiz var. Evet. Ben hocam size bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Objection denied. Lütfen. Avukatlar yapıyor öyle. Şimdi maço erkek demek kendine güvensiz erkek demek midir? Kontrol belli ki bağımlısı bir erkek var. Siz kendine güvenmeyen bir erkekte ne buluyorsunuz efendim? Hayır tam tersi. Özgüvenli ayaklar üstünde duran. Maço. Evet. Ulan bize yanlış mı öğrettiler? Ben yapmadım. Kanka sen maçoyu hayvan yaptın. Yani mesela bana şey çok kötü geliyor. İşte hanımım ne derse o derse ben onu ciddiye almam yani. Anladın mı? Oha. Sana bir değer şey veriyorum bu Elif. Ama hayır böyle ezik geliyor bana. Özür diliyorum herkese. Bütün maça vardı. Şimdi senin de bahsettiğin gibi. Ay.
Arkadaşlar çok pardon. Ben evde keyif havlayınca havlıyorum sussun diye. Özür dileriz, Melih havlıyor. Burada havlamıyorlarmış. Aşkım ama. Tabii. Gel buraya. Senin havlaman ateşi körüklüyor. Gel burada daha kötü oldu. Eğitmen yapma demiş, yine yapıyor hayatım. Benim de susuyor. Keyif havlayacağım birazdan. Otur keyif, o baban havlayacak. Evet. Ne konuşuyorsun? Ben hanımefendiye bir şey söyledim önce. Ben şunu söylüyorum. Hanımcılık ve maçoluk, maholuk neyse birer spektrum ya senin için. Evet. Sen nasıl liberal maholuğu, maçoluğu seçiyorsan. Liberal falan. Neyse. Bak öyle bir şey diyor ama yani. Evet. Onun biraz daha hani merkez diyorsun ya sen. Merkez maçoluk diyorsun ya. Ben de merkez hanımcılık diyorum. Çünkü hanımcılıkla günün sonunda hanım bir şey diyorsundur ve haklısındır büyük ihtimalle. Sen bir şey diyorsan benim beynimin, çünkü bence kadınlar ve erkekler de, erkekler bence V1 ise kadınlar V2 olduğunu hepimiz herhalde. Tanımlar mısınız? Yani. Gelişmiş versiyon. Hangisi daha gelişmiş olan? Kadınlar. Ben... Kadınlar Linç, daha gelişmiş. Linç. Başka bir şey söyleyeyim. Linç geri aldım. V1. Linç geri aldım. Vardı ya kutsal kitaplarda hani. Kaburgasından. Kaburgasından yarattığı. Evet. V2 versiyonu oluyor, evet. Ya. Hani Özgür, dini perspektifte. Dini perspektifte öyle bir tarafı var. Kadınlar daha komplike yaratıklar olduğunu düşünüyor muyuz gerçekten? Dolayısıyla bir şey düşünüyorsan büyük ihtimalle haklı olma ihtimalin vardır. Ben daha ondan düşünememişimdir. Geleceğim oraya. Hanımcılığı peki, benimki. Peki ben senin kaburgandan önce mi buna ayrıldım? Kaburgadan sonra mı? Evet. %90'ı kadın yakalalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Farklı yaklaşımlar var. Bu bir yaklaşım. Din bir yaklaşım. Bunu böyle düşünmek zorunda değiliz. Bu bunu daha önce ona kanalda söyledi. Hiç re yapma. Biz bunu konuştuk. Hiç acıma. Devam et. Re diye bağıramazsın. Şey bağırma. Değerleşiniz. Taktım bile bir de sonra. Abi sen sonra ben söyleyeyim. İşte üzerimden geçtiler en son. Sadece onlar değil, çeteleri de üzerimden geçiyor. Tamam. Yorumlar gelsinler, falan. Hoş gelsinler. Bence hanımcılık iyidir, candır. Sorun ne biliyor musun? Ben evet. Sana Onat'tan buram buram hanımcı enerjisi alıyorum ama senden almıyorum. Sen kolpalıyorsun. Sufalım var mı? Doğal efektif olur. Tamam, anlat peki. Biz nasıl sence kolpalıyorum? Şimdi yaygın enerji vardı yani. Kardeşim sen de konuşsana. Ne konu ben? Yaygın enerji mi konuşuyorum? Sence yiyorsun ya kardeşim hani. Böyle sohbet ya. Mahmet diye ben şey yaptım. Hayır aşkım değil. Alışmış sohbet. Bizi yemek görmüşüz. Şimdi kaldı. Adamın karısı hanımcı diyorsa ben bir şey diyemem. Adamın eşi söylüyor. Ama o da dedi ki bir ufaktan bir dedi yok dedi. Evet. Ben gözler anladım onu ben. Evet. Anlatsana. Ama ne enerjiye yiyorum sence? Bilmiyorum. Ona tarbe senin yanında biraz daha ama naif duruyor, doğru. Evet. Şimdi bana hayatta yaşanmışlıklar vardır, tecrübeler vardır. Hmm. Evet. Dolayısıyla da yani hayat buraya getirmiş beni bir şekilde. Hmm. Kabuğum daha sert mi diyorsun hocam? Kabuğum daha sert. Okay. İçim daha yumuşak. Okey. Hmm. Olabilir. Saygı duyuyorum. Ben de saygı duyuyorum ama. Teşekkür ederim. Sen benim hanımcı olduğuna inanmadın çok. Hayır. Ben inanmadım. Hayatta şöyle, hayatta birçok şeyi sorgulayan bir kişiyim ben. Dolayısıyla önce bir niye diye sorarım. Ama yani maçoluk bence iğrenç bir şey. Yani o yüzden kendimi umarım maç olarak görmek istemiyorum. Umarım öyle değilimdir. Ama bazı tepkilerim kesin çok maço tepkilerim, iğrenç tepkilerim vardır. Bir şey ben biraz yapayım. Allah için şunu bir tanımlayabilir miyiz ya? Bunu bir TDK'da biri tanımlamış olması gerekiyor sen ya. Sen tanımla da. Sen TDK'yı falan bırak. Öncelikle ben sana anlatayım. Ben tanımlanmışını okuyayım akşam sana. Akşam 8'de evdesin. Ayrıca üstündekini çıkar. Başka şey giy. Yok. İşte bu %100. Tövbe. Spektrumun yüzü bu. Bence maço bu. Tamam. Tövbe. TDK şunu söylüyor. Argo'da bir iri yarı sert erkek demek. İki, zengin olmakla birlikte görgüsüz ve kaba saba erkek ha. Demek. Ha, zenginlik var. İşte o yüzden ben ne diyorum? Kültürlü maço diyor. Diyorum. Bu yüzden işte. Ha. Senin spektrumda zengin olmak zorunda değil diyorsun sen. Görgüsü ve kaba sabayı da atıyorsun. Bir şey kalmıyor içinde zaten. İşte iri yarı sert, özgüvenli, alfa. Seninki panço falan yani. Maço falan. Bununki sadece kapıya in diye bağırıyor. Sen kaba insan seviyorsun ya. Seninki biraz daha ayıptı söylemesi bu kanalda belli ki konuşabiliyoruz. Seninki biraz daha böyle fetişsel bir şey mi yani? Oha! Hayır, evet, tutsun mu seviyorsun? Hayır. Böyle sen şeyi mi seviyorsun ya? Hani tutsun koparsın kanka. O maço değil çünkü. O başka bir şey. Hayır. Ben çok yanlış anlaşılıyorum sen ya. Sen güçlü erkek seviyorsun. Evet. Kararlı, kontrolcü, öyle tipleri evet. Seviyorsun. Evet. İtaatkar herif. Tamam, okey. Anladım. O maço değil ama yani. Mesela ben şirkette iyi bir yönetici olabilirim. Dediğim dedik olabilir ama hayır karıcığım ne istiyorsan yapabilirsin de diyebilirim. İşte o mesela bana o itici geliyor. Bana da bu harika geliyor. İş yerinde milleti ay bayılırım ya.
Vallahi bayılırım. Peki ilişkilerinizde baskın taraf mısınız yoksa daha yumuşak pasif taraf mısınız? Pasif. Pasif. Özgür bir pasif. İki tarafta baskınız derse nasıl oluyor mesela? Yalan. İki o doğru ya. İki alfa diye bir şey var ilişkide. Ama o zaman sürtüşme çok olur. Evet. Oluyor. Olur. Ne olsun? İkiniz de alfasınız mı anlıyorum. Bazen ben maço olabilirim belki. Yürü be Şeyma be. Doğru mu aşkı? Olabilirsin. Bazen de ben olabilirim. Kabul ettin az önce. Bazen diyorum işte ya. Ben diyorum ki maço tepkilerimin olması demek benim maço olarak anlatacağı anlama gelmiyor. Şimdi ben giydiğine karışıyor muyum mesela hayatta Şeyma'nın? Sence karışıyor muyum? Bence karışıyor. Ama sana sonra... Ardından dışarıdan bir insanım. Bence karışıyor. Sence karışıyor muyum? Bencesi yok zaten bu tamam. İşin. Hayatım karışıyor mu karışmıyor mu? Ben zaten karışılacak şekilde giyindiğimi düşünmüyorum. Bak politik cevaplar. Karışıyor mu karışmıyor. Melih tamam, ya da XYZ yani ben... Bilirim sınırımı oturmasına kalkmasına. Ben bilmiyorum. Bana da kimse öğretemez. Onu sana öğretiriz o zaman kardeşim. Kimse bana hiç öğretemez. Bak şöyle oluyor. Şöyle oluyor. Bazen mesela fotoğraf atıyor. Kıyafeti fotoğrafı. Ben hemen şunu diyorum. Aşkım dışarıda giymek için mi bu diyorum. Merak ediyorum. Anlamak için soruyorum. Anladım. Hiç merak etme, alt şeyi yok bunun, alt metni. Evet. Yalan söyleme kolpa. Ne? Tabii ki de dışarıda giymiyorsun demek o. İletişim. Tamam. Peki onu sonra ne oluyor? Oğlum karışacak zaten. Ben dışarıda giyiyorum. Ama kanka o fikir alma anlamında. Olmuş mu gideceğim yere, olmamış mı? Düşüncemi ben söylemeyeyim mi? Ben taş mı olayım ben? Bak o alfa olduğu için seni sallamıyor ama beta olsaydı. Hayır ama bir şey söyleyeceğim. Onun çok sınırı olan şeylere de saygı duyuyorum. Ben dedim ki sen buna bir şey yok diyorsun. Okey. Yani bence bana çok dışarılık gelmedi. Ama sen okey diyorsan al okey giy diyorum ve giyiyor. Bu arada manipülasyon. Bazen... Hayır. Ben ya bir şey söyleyeceğim ya. Siz nasıl iletişim kuruyorsunuz arkadaşlar ya? Her şey manipülasyon. Düşündüğümüzü söylemiyoruz. Lafımızı biz ne yapalım? Yani... Ben hemen şöyle yapıyorum. Ne yapıyorsun? Şimdi sizin aranızda böyle bir keyword var abi. Sen sence gideceğim yere bu okey mi diye soruyorsun. O da fikrini söylüyor. Doğru muyum? Hayır. Ne? Hayır. Ben genel alışveriş yaparken yolluyor. Evet tamam. Onun da belli sınırları var. Ha tamam var sınırları. Sen onu biliyorsun, saygı duyuyorsun. Evet ama bazen sınırlarının dışında olduğunu anlamadığım şeyler oluyor. Böyle öylesine atıyorum nasıl sence diye. Birkaç dekolteye çok hoşlanmıyor. İşte göğüs dekoltesi varsa bari bacak kapalı olsun. Maçosun. Fazla geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Karıştın şu an sen giydiğine. Türkiye'de ne karıştın? Türkiye'de bir şey söyleyeceğim. Tamam Türkiye'deki çoğu erkek maçosu. Hoşuma gitmiyor ama demek, alma demek. Bir şey söyleyeceğim. Değil. Ya değil ama yani aklında negatif bir şey kalıyor ya yani. Yani. Ama bir şey, güzel arkadaşım, güzel kardeşlerim. Kardeşim sana değil. Güzel kardeşlerim. Canım kardeşim. Ben bir, şimdi bak. Buyurun. Konuşurken ben bir içerik üreticisi miyim aynı zamanda? Evet. Tamam. Biz bir şeyleri konuşurken aynı zamanda bir de şey konuşuyor muyuz yani? Nasıl gözüktüğüyle de ilgileniyoruz evet, ya bir insanın. Evet, yani evet. Sevgilimizin. Dolayısıyla ben alma dedim mi sana hiçbir zaman? Yo, zaten öyle bir şey ben söyle istemem ki. E tamam. Bence maçoluk, bunu yapma dediğin zaman maç oluyorsun. Diğer türlü fikrini söylüyorsun. Tamam ben yorum yapmayacağım ya. Ya anlayışı yap ya. Yapmayacağım. Niye lütfen yapar mısın? Burada senin yorumlar zaten. Ya çünkü sen bir şey söylüyorsun ama sen zeki bir adamın için alt metni de çok iyi veriyorsun yani. Sence bu dışarılık mı? Dediğin zaman olmuyor. Bazen ama dışarılık olmuyor gerçekten. Hayır ona göre öyle, o istediğini giysin. Bir şey söyleyeceğim. Ben ne dışarılık olmayan bir şey giydim? Dedi sana. Sana dedi. Bizle alakası yok. Bu arada ilişkide yorum yapmak çok tabii. Biz de yorum yapıyoruz ve bence gayet de normal bir şey. Melih şu an Türkiye'ye göre çok çok iyi bir durumda yani. Çok teşekkür ama Türkiye çok kötü durumda. Ne yazık ki yani. Sample size. Ben ülkemi seviyorum ama yani şimdi bu noktada gideceğimiz harika yerler var. Harika bir bölüm ya. Dokunmadığımız hiçbir kutsal kalmazsa inşallah bu bölüm bittiğinde. Bu da önemli olan kritik bir müdahale noktası. Ben şimdi i̇şte sizin bir şey söyleyeceğim. Kaydeden sonra ne olacak? Ekrana veremeyiz ama. Neyi? Neyi? Bir tane elbise göstereyim mesela. Onu ondan çok hoşlanmadı. O göstereyim mi? Göster. Göster abi. Hangi elbiseyi hoşlanmadı? Hani hangisi? Şu üzerinde benim kumaş olmayan mı? Bak buradan bu elbisede hiçbir şey çıkmazsa ben bir şey bilmiyorum. Ne var? Peki desem ya böyle Şeyma, bu ne ya? Kendine gel. Bunu beğenmedim çok ben ama. Çok güzel. Beğenmedim ama beğenmedim. Bunu bir şey söyleyeceğim. Ben bunu... Çok güzel kıyafet. Bence bir şey söyleyeceğim. Bu kıyafet olmamış bence yani. Olmuş mu sence? Bence güzel duruyor. Ben beğendim abi.
Yani galaya gidecekse belki. Hani. Peki yani bence yani okey ben niye buna şunu şöyle söylediğimi düşünüyorum. Bence ilk aklıma gelen şey. Çok şimdi pompili pompon dedi bu arada. Burada bir şey ben body shaming falan mı olacak şimdi ben bir şey söyleyince? Ben dikkat etmem tabii gerekiyor. Tabii ki. Hassas noktamız. %90 kadın. 92 olmuş ha. Okey. Tamam ben bir şey demeyeyim o zaman ya. Falan olman gerekiyor. Hayır hayır. Yani, seni susturmuş olduk. Söyle söyle. Yo 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 ben alacağımı anladım. No, no. Hayır burada arkalar neler diyor ya. Evet evet. Hiçbir şey demiyorsun hayvan gibi yer duruyor. Rahat ol lütfen. Lidimizi yiyip oturuyoruz. Şunu söylemekte yarar var. Moda konusunda da gerçekten böyle takip ediyor değil mi yani? Estağfurullah bir şey takip etmiyorum. Sadece hayır bir şeyleri bana söylüyorsun. Evet söylüyor yani. Ucuz gözüktüğünü düşünüyorum. Bazı kıyafetler ucuz gözükmüyor mu hayatta? Tamam, yok canım. Ucuz gözüken kıyafet? Tabii ki. Tamam ben öyle olduğunu düşündüm bu kadar kıyafeti. Çok olunca o her şey fazla fazla açık açık altındaki olunca. Altındaki pullar olmasaydı iyiydi. O da öyle dedi. Mavi şerit bombok o da öyle dedi. Evet. Evet. Mavi pullar mavi tüy hiç gereksiz. Var, zaten yeterince var tepede. Evet. Açmış. Okey. Evet. Oraya da okeyim. Tamam olsun. Ama o ne? O ne? Beğendin mi sen kıyafeti? Abi bak ama buna bile okeyim diyorsun. Bir dakika bir dakika. Beğendin mi sen kıyafeti? Yine bak fikir beyan ediyorsun. Okeyim diyorsun. Ya okay, Allah izin verdin. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bak, çıkar hayatım. Çıkar. Yiyordum hiç. Çok terledim. Çıkarmak istedim. Bir şey söyleyeceğim. Demin kıyafeti gösterdikleri zaman ikisi de ben beğendim. Hala beğeniyor musun kıyafeti? Üstü güzel. Altı pompon. Abi kız güzel. Altı ne demek? Kıyafet, bir tane kıyafet var zaten. Altı üstü var. Kıyafet mavisi, biri zaten. Mavisi yüzünden alınmaz. O evet. Kıyafet bir değil mi zaten? Kıyafet beğendin mi? Üstüne altı yok. Kıyafeti beğendin mi? Beğenmedim. Tamam beğendin dedi az önce. Sen beğendin mi? Ben Şeyma'nın üstünde görsem beğenirim. Gördün az önce. Evet beğendim o yüzden. Beğendin taş mi? Taş gibi taşımış. Karı. Siz böyle bir şey diyorsunuz sonra bir şey diyorsunuz gibi geldi bana ya. Ben ne konu? Ben bir adeden sonra. Şeyma çok güzelsin. Onu konuşuyorsak süper bir kadınsın. Pomponlar rezalet. Pomponu kestirirsen terzi de on numara elbise kanka. Sen pomponu beğendin ama. Ya kız taşımış ya. Pompona da bakmadım böyle zoomlayıp nasıl yani. Bakmadın ya? Silüet olarak güzel gözüküyor. Yalan söylüyorsun hayır. Şu an. Bu kıyafeti beğenmedin. Ben yalan söylemem. Sürede bir gözlerini beni seviyor. Kolpa diyorlar. Abi Şeyma o kıyafeti aldı ve aynı gün galada giydi seninle beraber. Tepkin ne olur? Aferin ona. Tepkin ne olur? Ne kadar aşkım yakışmayacağını düşünmüştüm ama taşın helal olsun. Bak burada bir sanımcı oldum. Güzel. Katıldım. Güzel. Burada güzel. Seni çok sevdik şu an. Evet. Güzel. Spektrumda oraya kaydın anlık ama kıyafet sonunda buraya kaydın maço anlık. Maço şey derdi ama giymeyeceksin demedin mi derdi. Maho gitmiyoruz evet. Derdi. Maho gitmiyorsun derdi. Aşkım ben de pompon taktım ama. Ben bunu demek istiyorum hatta. Aşkım ben de pompon taktım ha. Hadi gel beraber pomponlu gidelim. Tamam bir sorun var. Kardeşim senin böyle oldu bildiğim için rahatlıkla soruyorum. Tamam hayatım. Bir dakika bir tane. Dur sorma. Ben de arada giyireyim pardon. Apartmandan ses geldi. Ben de bir iki kere benden de çıktı. Hani maçolukta biraz kıskançlık da var ya hani. Tabii ki. Evet. Kıskanç mısınız? Ben çok kıskancım. Bunu herkes biliyor. Yeter artık ya. Ben de kıskançlık var. Ben yok zannediyordum var. Hı. Ben de yok zannediyordum var ama özgüvenli değilim ama yine de var. Niye o zaman? Yine de var. Niye var? Abi ben yani rahatsız oluyorum. Benim olan benim olacak. Al sana maho ya. Helal sana ya. Bu arada ben maho olduğumu söyledim videonun başında ben maçoyum dedim ama. Maço seviyorum deyince ağzıma sıçılıyor kız maçoyum diyor ve hiçbir şey demiyorsun. Ama sen maho seviyorum diyorsun ben mahoyum diyorum. Ben biraz sevişim bence yani. Arada fark var bu arada ben bunu tercih ederim. Ben valla tercih ediyorum ya. Daha hiçbir şey söylemeyeceğim size. Ben bir kere güveniyorum. Burada bir güven problemimiz yok, olduğunu düşünmüyorum. Yok güven yok. Şimdi peki güven şu yok var mı? Güven yok mu? Güven yok mu? Güven. Eşime güveniyorum. Arkadaşlar. Eşime güveniyorum. Güvenen insan kıskanmaz arkadaşlar. Ya bok kıskanmaz Onat. Beni sinirlendirme. Kıskanıyorum ve güveniyorum kardeşim. Yakışıklı adamsın. Piç. Üf be. Bakılıyorlar. Sana bakıyorlar. Bakılıyorlar mı? Ben bir şey sormak istiyorum buyurun, size hocam. Buyurun. Kıskançlık için başka bir konu var. Bazen hayatta öyle şeyler olabiliyor ki sevgilin mesela çok normal bir şekilde birine samimiyetten kalpli mesaj atıyordur. Ay arkadaş. Samimiyetten ama. Bir şey sormuş mesela birine. Alakası birine. Okey. Samimiyetten. Tamam insanım. Evet. İnsansın. İnsanım. Ama hayatta karşı taraftaki kişilerin algısını yönetemiyoruz aynı ya. Aynı olmayabilir. Heh. Doğru. Şimdi karşı tarafın ilgisini, cismini bilmiyoruz ya bazen. Hı-hı. Bence kıskançlık orada doğuyor. Evet. Yani karşı taraf ne düşünüyor bunu? Hadi tamam sen bunu böyle attın ben sana güveniyorum da karşı taraf ne düşünüyor ne bunu bir aslında? Soru ya sana ne karşılığında düşündüğümden. İlişkide olduğun insan önemli yani. Tamam da ben daha sonrasında senin başlattığın bir kalpten dolayı bir şekilde samimiyetten dolayı yaptığın şeyden dolayı. Sonra bir de reaksiyon gelecek. O reaksiyonla biz niye uğraşmak zorunda kalıyoruz? Biz niye o insan şimdi sana ilgi duyduğu zaman onu sonra temizlemek. Ya biz sana aslında ilgi duymuyoruz. Bir şey yok.
Yani niye bu muhabbete biz giriyoruz? Zaten biz sana ilgi duymuyoruz demiyorsun ya, ben sana ilgi duymuyorum diyor sevgilin. Seninle alakalı bir durum değil ya bu noktada. Her şey diyor. Sana cevabımı şöyle verdiğimi düşünüyorum. Yani onu demek istedim aslında. Yani iletişime ben geçiyorum, sana ne oluyor mu diyorsun? Hayır yani mesela birini ben böyle yanlış anladıysa beni ben cevap veririm. Tamam. Sevgilim sen, biz diyerek bir toplu projeye girip konut gibi. Biz seni sevmiyoruz yok yani. Şunun için söylüyorum bizi. İç. Ölme de iç. Ben o bizi şu yüzden söylüyorum. Sen de umutmuyorum ki yani maço birileri var mı hayatında, var mı bilmiyorum. Var mı maço bir hayatında? Sormak istemiyorum. Tamam. Maço biri varsa veya olduğu zaman herhalde birçok şeyi paylaşıyor olursunuz. Biz paylaştığımız için zaten böyle bir konu doğduğu zaman aşkım böyle bir adam bana yağ yazmaya başladı noktasında paylaşıyor. Dolayısıyla biz bu konuda beraber çıkıyoruz zaten. Çıkarız. Yani biz diyoruz. Ben sana güveniyorum. Bu çocuğuna güvenmiyorum tarzı bir yerdeyim ben, anladın mı? Ben de sen aynı yerdeyim bu arada. Evet. Tam olarak aynı yerdeyim. Oğlum normal mi lan? Arka taraf savunsanız da yoruldum ya. Aslı Ayyaş gibi durup durup aynı şeysin. Bir tanıştı bir de. Ben çok rahatsız oldum bu muhabbetten. Niye? Kardeşim ne münasebeti ya. Aslı kocam burada. Kimse yok ortada. Oğlum ben senin malın mıyım lan? Malım değilsin. Oh my god. Ya malım değilsin de hayatım. Birbirimizden bir sorumluluğumuz yok mu? Var da ben kendi sorumluluğumu Lale ile yerine getiririm yani. Ya Lale ile yerine getirsen gerektiği sana... zaman ama ya. Gerektiği zaman herhalde. Herhalde. Kardeşim sen Lale yerine getirsen sana kalpli mesaj atılmaz. Oh. Sen bir ara ver, bir açık kollamışsın. Sana bir pas gelmiş oradan. Benim burada konuşturma. Her zaman pas mı gelir peki? Bazen gol de olabilir. Hayır lan onu demiyorum. Bence sana gelmesi okey de senin atman çok okey değil. Evet. Diyelim. Doğru doğru doğru. Bunlar birbirlerini eğliyorlar ya. Ya sen ne yapıyorsun bu konu hakkında? Sen de bak. Yalan yanlış yani. Sen her şey sabata mı yalanlıyorsun ama? Yok yok. Ulan ben en dürüst benim. Kıskancım diyorum. Maçoyum diyorum. Ben hayvan gibi kendimi lanse ediyorum ya. Aşkım ben siz zaten... Ben Tülebize'yi benmedim diyorum mesela. Siz benim diyorsunuz. Ben yalan söylemem abi. Siz zaten ortak telefon kullanıyorsunuz. Bunlar yani? Şifreleri yok bunların telefonlarının. Şifremiz yok. Birbirlerinin mesajlarını da gayet rahat okuyor. Abi siz manyak mısınız ya? Ortak telefon kullanmıyoruz. Yani ya, Face ID. Biz de ortak telefon kullanmıyoruz. Ama şifremi ya. Biliyor yani. Benim bizim şifremiz de yok. Sen bir dakika şifre mi koyuyorsun şimdi? Tabii ki. Sevgilinle. Herkese. Benim kafamdayım. Herkese. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin sevgilinle mesela var yok bir şey demiyorum. Var olduğu noktada olmadığı noktada. Senin sevgilinle ne paylaşmaktan çekiniyorsun? O benim özelim. Hangi kısmı? Benim telefonum benim özelim. Bakmıyordur zaten herhalde. Oturup da. Ama şifremi de bilmesine gerek yok. Sen o zaman şey güven problemi olabilir mi hayatta? Bu çıkıyor bence burada. Bence yani. Senin güven problemin var. Kızla yürüyümüş biri. Sen biz diye giriyorsun probleme. Wow. Bu beni biraz etkiledi. Ben senin yanındayım. Ama bu biraz beni etkiledi. Fazla biz var sende. Sal bunu. Bizi rahat mi salayım? Ol. Sal herkes ya. Bireysel. O kadar değil. Ne oldu? Aslı başımı belaya sokma. Bir geldik tek tek çıkmıyor. İşinize gelince bireysel, işinize gelince biz mi oluyoruz? Anlamadım yani. Ya evet biraz öyle oluyor. Sonuna kadar öyle. La oğlum ilişkideyiz biz. Herhalde bir biz var yani. Tamam. İşimize gelince biz varız da oraya gelince mi biz yokuz? Herhalde biz varız lan. Herhalde var yani. Tamam sakin. Ama yok mu? Bir agresiflik sorunları var mı? Var mı agresiflik sıkıntısı? Neye ben kendimi ifade edemeyince böyle oluyorum bak. Yok hayır ben seni anlamadım. Bir sıkıntı yok tamam. Biz diye bir şey var. Ben dün kadın şey takipçi kitlemi bugün kaybettim mi? Ben diye bir şey var tabii ki ya. Ben dünyanın en güzel şeyi bence. Yani bence bireysellik çok güzel bir şey. Kendi başına vakit geçirmek çok güzel şey hayatta. Evet %100 katılıyorum. Ama bir insana güveniyorsan da bir yola çıktıysan da o konu etrafında da bir biz oluşuyor herhalde diye düşünüyorum. Tabii tabii. Onun çevresinde bunu tehdit edecek unsurlar da bizle alakalı olduğunu öykünü düşünüyorum. Öykünü yargılayan gözlerini görmenizi isterim bu yakından. Yok katılıyorum. Sana bir şey sorabilir miyim? bugüne kadar hiç maço biriyle beraber oldun mu? Evet. Oldu. Hep. Ne kadar sürdü? Güzelim efendim. Ne kadar sürdü özel değilse? Burada herhalde konuşuyorsunuz durumları. Ya. En uzunu ya en uzunu. Bir sene tamam. Ayrılma sebebiniz maçoluk muydu? Şiddetli kavgalar. Ne olmasını bekliyordun sen peki? Ama ben böyle seviyorum hayatı. Ben monoton ilişki yapamam. Bizimki de monoton değil yani. Tamam niye ofansif? Bir şey söyleyeceğim. Hayır acaba bak maçoluk arayışı var tamam belli ki. Acaba hayatta böyle yeterince heyecan mı yok acaba? O arayışı orada mı bulmaya çalışıyorsun? Ben ilişkide heyecan olmalı ya. Bence hayatta heyecan olmalı.
olmalı. İlişkide de bir yerlerde heyecan olmalı. Ama heyecanı mesela enteresan bir yemediğim yemeği yerken de ya da gitmediğim bir yere giderken de o heyecanı alabilirsin. Yani o heyecanı maçolukta bulmak zorunda değiliz. Niye burada arıyorsun? Öyle seviyorum lan. Ben niye açıklama yapıyorum? Ben niye açıklama yapıyorum? Abi sabahtan beri uzak burada bir şey konuşuyorum. Ben yani açıklama yapıyorum ki herkes istediğini s**sin yeter artık. Bu maço seviyor. Bu adamcağız gerildi maçolukta. Her ilişkinin kendi dinamiği var. Aynen. Mesela bizde aslı kapıları çarpıp gider arada. Doğru. Ama, vallahi. Doğru. Biraz ama Öykü'nünki de bize fazla gelebiliyor bazen mesela bak. Sen ne yapıyorsun? Öykü'nünki ne ya? Sürekli dinamik arama. Dinamik ha, şey. Tamam. Dinamik arama. Bunun toksik olduğunu kabul ediyorum. Galiba evde konuşuyorlar Öykü. Arkamdan değil mi? Doğru. Tam, mesela ben toksik miyim lan? Hayır hayır. Dur ben toksik. Bir bölümde anlaşılmaz o. Yavaş yavaş yapacaksın. Mesela biz o kadar adrenalin olsaydık sağlıklı evlilik yürütemezsin ama evlilik başka bir şey çünkü. Hani ilişki kadar değil yani anladın mı? Aileler devreye giriyor, iş ciddiye biniyor mesela. O da sıkıntı. Hani ben heyecan seviyorum, kapı çarpıyorum da biz sevgiliyken kapı çarpmıştım en son. Evet. Evlendikten sonra çarpmadım. Bu annene babalara mesajdı galiba. Anne iyiyim anne. Murat beni dövmüyor. Ama lan gerçekten. Beniyim lan. Beni. Fark var yani onu söyleyeyim. Kapı çarpmıyor musun evlendikten sonra? Kapı çarptıktan sonra gidiyor muydun peki? Tabii tabii. Ne kadar yoksun? Ya o ayrılık gibi değil ya. Şov. Ha şov. Şov 3 saat. O da zaten gelecek diye bir şey de yapmıyor herhalde. Şimdi ellik bilgimiz yok. O yüzden Aslan'ın burada sözü alıyor. O yüzden doğru haklı olabilirsin yani. Bilgimiz yok derken senin benim yok. Benim bilgim ha, yok. Senin yok. Hiçbir meclisin söz kuzusu ben olmayayım. Olma, olma, olma kız olma. En kötüsü. Olma, 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 olma. Ben gelişine olma. Vuruyorum. Kendi gelişine. İlişkimle alakalı. Peki o biz evreninde ne kadar müdahale ediyorsun abi? Çünkü pardon? Ben de şeyi düşünüyorum. Senin müdahale etme hakkın var. İlişkidesiniz. Bence birçok şeyde müdahale etme hakkın var. Hangi noktalarda ne kadar müdahale ediyorsun o biz olayında? Bence etmem gerekenden fazlası ediyorumdur. Ben zamanlarda yorum yapıyorumdur. Ağız ishali olduğum için zaman zaman. Estağfurullah. Yok var var. Yani bir yerden sonra şey oluyor. Tamam ama ben böyle düşünüyorum diyor. İyi tamam öyle düşün o zaman diyorum. Hani o noktadan sonra artık hanımcılıksa bunun ismi hani hanımın dediği oluyor çünkü öyle düşünüyor. Ne yapayım abi yani ben bir yere kadar değiştirebilirim. Evet. O kadar da değiştirmek istemem bir yerden oradan sonra. Oradan sonrasını zorlayınca toksik oluyor işte. Oradan sonrası şey yani. Evet. Fikir birliği mi oldu? Aa. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Köpekler bile sustu bak. Ama gelebilir de gerçekten. Bir huşu oldu. Ama ben bu senin maç olduğun hakkında konuşmak istiyorum. Ya bu ne çünkü terapi session mı ya bu? Ben hayır niye biliyor musun? Aksi gibi inanmazsın. Bu benim hayatım boyunca anlamaya çalıştığım bir şey. Benim çünkü arkadaşlarım, kız arkadaşlarım da maço sevenler oldu yani okulda filan da. Hep böyle niye ya abi niye diye hep sorgulayan kişi olduğum için bugün de çok denk geldi bir. Benden patladı. Senelerin patlamadı estağfurullah ama yani bir bana patlıyor gibi oldu. Ben de sana sormak istedim niye diye. Şimdi şöyle ben sana psikolojik ve bilimsel olarak anlatacağım. Bizim kanalda çok bulamazsınız. Bilimsel. Korku içindeyim ya. Evet. Evet. Söyle bacım. Şimdi iş hayatında, arkadaşlık hayatında vesaire çok fazla maskülen ve güçlü olduğun zaman ilişki hayatında bazı ipleri bırakmak istiyorsun. Dolayısıyla evet. Daha pasif bir tarafa geçmek istiyorsun. O pasif tarafını dengeleyecek de bir dakika kesme. Maskülen ve güçlü bir insanı arıyorum her seferinde. Çünkü benim gibi pasif hanımcı, işte ben ne dersem o olur, ipleri bana bırakacak. Mesela Aslı şeyi çok sever. Hayır, onun seçtiği restorana gidilmesi. Ben de bana restoran seçilmesini severim mesela. Doğru. Çünkü karar vermek sevmiyorum ilişkide. Dolayısıyla yani, maçoluk dediğim şey kararları daha çok o alan, o ilişkiyi yürüten. Falan. Aynen. Bu ve maço değil. Alfa o. Bu maço değil. Ya alfa, maço. Yanlış tanımlıyoruz şekerim. Yanlış, kısa bir saattir boş yere konuşuyormuşuz. Bir saattir maçoluk. Bak ben dedim yanlış tanımlıyoruz diye. Sen karar veren insan arıyorsun hayatta. Bu maço demek değil. Ben sen okeysin her şeye değil mi? Sen şey kişisin. Nereye gidelim? Fark etmez. Fark etmezsin sen değil mi ama hayatta? Ama Öykü hafif müdahale de seviyor. Bana biraz müdahale tadında. Edilsin. Ama hayatım bunun müdahalesi insani. Ben senin yiyeceğin yemeğe de karar vermek yok isterim. O kadar değil. Niye? Severim kontrolcülüğü. Nasıl yani? Bu adam mesela canı İskender çekiyor bu akşam. Yiyebilir. Bir dakika gerçekten saçmalama. Yemin et. Böyle değil değil mi? Abarttım gülün diye yaptım. Ha tamam. Neyi kontrol ediyorsun mesela sen? Ya ne bileyim mesela. Ne çıkacaktı söyledi, ne çıkacaktı ağzından? Ya mesela gideceğimiz yere falan ben karar vermeyi severim. Ama güven alanında olmak için, onu kısıtlamak için değil. Nasıl bir gelişiyor? İstiyor mu bir yere gitmek mesela? Sen hayır oraya gidelim mi diyorsun? Yaparım evet. İstiyor bir yere gitmek peki? Tamam arada bir onun istediği yere de gideriz. Arada ne demek lan? Nasıl bu oğlum? Yüzde kaç? Arada nasıl karar veriyorsun buna mesela? Yani benim istediğim yeri isteyeceği şekilde yansıtırım. Ben manipülasyon. Çok benaymış ben. Neymiş bu ya? Der ki kurban olayım senin istediğin
istediğin yere gidelim. Ben öyle istedim yani. Şey gibi mi? Ya yeni yere gideceğiz şimdi de onun içinden ya bir şey çıkarsa ya hani dokunursam. Neden bildiğimiz yere gidip en güzel yemeği doymuyoruz? Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu açıkladığın zaman bu yine bir şey olmuyor mu mesela? Öğrense de yapıyor. Şu an bildiğin köpek muamelesi görürüm ya. Hayır yok ya. Canım, hayır ya. Hayır. Kendini ona. Hayatın şov. Uyumlusun yani. Hanımcısın işte. Betonsun bunu tartışıyoruz. Diyor. Abi skalada... Hanımcı olmayın ya. Kötüymüş uzaktan bakınca. İçeriden iyi mi? Bana da bir böyle bir Godzilla'yım gibi geldi. Estağfurullah. Yok yok öyle teşekkür değil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öyle sağ değil. Yani benim surat böyle. yok öyle yok yok öyle değil. Ben senin arkanda durduğum anlara yazıklar olsun. Çok iyi gitmiştik bir yere kadar ya. Bir ara çok iyiydik. Nasıl ya? Şu an ben senden ayrıldım. Ben de senden ayrılmışım. Sen ben Cem Aços'un Şeyma'yı da kısıtlıyorum. Bence. Mavi tüy de çok güzel olmuş. Mis gibi kıyafet. Ay evet. Aslında biz gelince yoksa... Ayat. Aboneyi sonda yapıyoruz. Aslında bir öğrenemedik ya. Ama bu geç hatırlattı. Ama çok iyi akıyordu. Evet. Ölemedi. Biz gelince haberi gelsin. Evlerinize haberi gelsin. Açın anam videoları. Maç erkekler size gelsin. Yani bana. Bu kadar istekli olmam da acaba. Kaç dakika oldu Özgürcüğüm? 40. Aktık oha. Gittik. Ben de toparlayayım. Çözüm. Sen lütfen sen toparla. Efendim bugün maçoluk vs. hanımcılık konuştuk. Hiçbir fikre bağlayamadık. Bağlanmadık. Konuştuk mu savaştık mı belli değil ama güzeldi. Ben evet. Sana yaklaştım sana uzaklaştım sonda. Başta tam yazıklar tersiydi. Yazıklar olsun sana. Doğru yolu buldu diyoruz bu noktada. Her zaman bu taraf kazanacak. Ama biz hiç Aslı'yla savaş şeyinde değiliz kardeşim. Her Aslı zaman. Yine bir sürü yemek yedi. Ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz şu an biz? Ve ilk erkek konuğumuz arkayı saymıyoruz. Helal teşekkür olsun. Ederim. Teşekkür ederim. Çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Biz teşekkür ederiz. Neyse maç olsun. Onu söyleyeyim. Siz yorumlara yazın. Nasıl bir enerji aldınız ama tabii ki bizi haklı bulun. aşağıya bütün kanalları da yazıyoruz. Abone olmak için, takip etmek için. Sizleri seves konu önerilerini de yazabilirsiniz. Aslı artık yemek yeme kuzum. Sen de üpçün de söyle. Özür dilerim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumları bekliyoruz. Öpüyoruz sizi. Bay bay. Öptük. Keyfo'ya cips verelim bir tane? Verme. Tamam. Maço erkekmişim değil mi? Hayır. Hayır. Güzel bir terleme oldu bende. Gidik iyi. Güzel aktı. Bayağı iyi aktı. Yok. İyi. Biz bayağı zevkle izledik arkadaşlar. Üçümüz de pürtük. Çekeriz ben de. Yani. Keyif aldım. Güzeldi vallahi. Var mı daha çekiyor muyuz? Oğlum manyaksın. Yapıştıralım. Helal olsun. Ortalama şeyinizin manyaksın.